Önce tartıştılar, sonra ayaklanıp itişmeye başladılar. Bütçe maratonunun dördüncü gününde de genel kurulda tansiyon yüksekti. Devreye futbolcu vekiller girdi. Buyurun Sayın Gül, kulağımıza okunan ezanla büyüdük. Bizimki de gazel mi okunuyordu? Sayın Bakan'ın kastettiği şey. Alpay'la benim bir kusurum var. Biz futbol oynadık Sayın Başkan. Burada niye rahatsız oluyorsunuz? İsim vermedim ben. Bizimkine de ezan okunuyordu. Kulağına ezan okunur. Bizim de alnımız secdeye gidiyordu. Bize okundu, size okunmadı değil. Yarım kiloluk bir cismi biz 20 sene kafa attık. Tartışmaya, kavgaya bir gün ara vermişler. Bütçe maratonunun 3. gününü sakin geçirmişlerdi. Dün gece meclis yine gerildi. Hiç kimse bize... Bilerek yanlış yaptırmaz. Sen kim oluyorsun? Kim oluyorsun sen? Muazzam hakim bir erkek dil kullanılıyor. Şerefli kadar. Sıkıysa dışarı gel. Adalete inancını kimsenin azaltmasına izin vermeyiz. O savcı ve o hakim Türkiye'nin savcısı ve hakimi değildir. Türk yargısı darbecileri yargılıyor diye Türk yargısını töhmet altına bırakamazsınız. Terör örgütünündür, siz de onun sahibisiniz. Bizden Türk yargısına müdahale etmeyi beklemeyin, yapmayız. Kim kaçırdı Adil Öksüz'ü? Birbirimize terörist demeye kimsenin hakkı yok. Tartışma uzayınca milletvekilleri ayaklandı, itişmeler yaşandı. Buyurun. Tansiyonu düşürmek için devreye meclisin eski futbolcu vekilleri girdi. Alpay kardeşim, ben seni çok seviyorum. Kavganın içindesinde değil, ayran taraftaydım. Demek ki Alpay'la beni biraz daha fazla konuşturmanız lazım gerginlik olduğu zaman. Bize yakışmayacak olan hareketlerin içerisinde senin olman hepimizin canını acıtır. Fair Play ödülü verdiği Türkiye'deki tek sporcum bu bir. Alpay'la benim bir kusurum var. Biz futbol oynadık Sayın Başkan. Herkesin sevgilisi olarak kalmanı rica ediyorum. Büyük düşüncelerin ve çığırtkanlıkların ihtiyacı yoktur efendim. Bir futbol topu yarım kiloya yakındır. 70-80 kilometre hızla yarım kiloluk bir cismi biz 20 sene kafa attık. Ufak tefek hatalarımızda da bizi lütfen mazur görün.